Egzersiz yaparken dikkat etmemiz gerekenlerin en başında, başında fiziksel uygunluğu da anlattığımız gibi egzersizin kişiye uygun olması gerekir. İkinci maddemiz ise egzersizin uygun sıcaklıkta yapılması gerekir. Ortam çok sıcak ya da çok soğuk olmamalı. Aynı zamanda ortamı çok iyi havalandırılıyor olması gerekir. Mümkünse açık hava egzersizlerini tercih edelim. Bir diğer yapılan yanlış da kişilerin çok fazla uygun olmayan kıyafetlerle egzersiz yapması. Çok fazla terletici, hava almayan ya da sıkı kıyafetlerle spor yapmaya çalışması. Bu vücudumuzun ısı dengesini ve terleme dengesini bozacağı için egzersiz açısından sakıncalı. Diğer bir madde de güvenlik. Egzersizin olabildiğince güvenli bir ortamda yapılması gerekir. Örneğin, çok sert zeminde futbol oynamak ya da çok kaygan bir havada, yağışlı bir havada koşuya çıkmak gibi yeterli güvenliğin sağlanamadığı ortamlarda egzersiz yapmayalım. Bir diğer madde de egzersizin severek ve düzenli yapılması gerektiği. Sevmediğimiz bir egzersizi düzenli ve uzun süre yapmak istemeyiz. Özellikle çocuklarda ve gençlerde bu çok yaygın. O yüzden gençler ve çocuklar severek yapabilecekleri ve düzenli olarak devam etmek isteyecekleri bir egzersize yönlendirilmeli. Egzersiz haftada 3 gün 20-30 dakika arası yapılmalı. Eğer ağırlık çalışıyorsak maksimum kaldırabildiğimiz ağırlığın 8 tekrarla başlayalım. Bunu 15 tekrar yaptıktan sonra, hatta bunu 15 tekrar 2 sete kadar çıkardıktan sonra ağırlığı artıralım. Az önce de söylediğim gibi mümkünse çocuklarda ve adolesanlarda kemik gelişimini olumsuz etkilememesi için yalnızca kendi vücut ağırlığıyla kuvvetlendirme egzersizleri yapmaya çalışalım. Sakatlanmaları ve fonksiyon kayıplarını engellemek için de mutlaka egzersiz seanslarımıza ısınma ve soğuma aralarını ekleyelim. Isınma ve soğuma arasında yüklenme dediğimiz aktivitenin yoğun gerçekleştiği kısmı gerçekleştirebiliriz, yapabiliriz. Çocuklar ve adolesanlar özellikle severek yapabilecekleri, düzenli devam etmek isteyebilecekleri bir egzersiz çeşidine yönlendirilmeli. Çünkü egzersizin gerçekten fonksiyonel olarak işe yarayabilmesi için onun düzenli yapılması şart.